Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz evime, kanalıma, arkadaşlarım, canlarım, nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Yine her zamanki gibi klasik kahvaltı hazırlığı açılışıyla bloğumuzu açtık, bismillah dedik. Günümüz de güzel geçsin, kazasız belasız geçsin. Patates yumurta istedi, oluşumu hemen yapayım. Ben biraz çok fazla yapıyorum çünkü benim oğlum maşallah var, maşallah diyeyim. Allah nazarlardan saklasın. Yiyimlidir. Nereye gidiyor bu çocuğum bilmiyorum. Bir de peynir ekmesi yapıyorum. Geçen yaptığımdan kalmıştı. Onu da yapayım dedim. Yazık, günah çöpe gitmesin. Çaydanlığımı da görüyorsunuz. Çıkarttım onu da. Çünkü diğer çaydanlıkla çay dökerken resmen elimiz yanıyor. O da bir eziyet. Neyse dedim, şimdi birazcık da bunu kullanalım. Bunun da altını kapattım. Buna da yumurtalarını dökeceğim. Kahvaltı masamı da hazırladım. Telefonu kendime çevirdim arkadaşlarım. Şöyle birazcık da sizlerle de sohbet edeyim. Tezgahın arkası. Dur bakayım, gözüküyor mu? Şöyle yapayım. Çok kötü. Birazdan şimdi oralara girişeceğim. Oraları temizleyeyim. Şu çayımı şöyle alayım. Mikail gitti. O da saat 2 gibi gelecek. Pikniğe gideceğiz. Fakat o gün hatırlarsanız şey demişti. Hava yağacak Aysun demişti. Gitmeyelim. Ondan sonra yağmadı. Çok da güzel bir havaydı. Bugün de bakalım. Yine aynı şekilde yağmurlu dedi bana. Dedim yağmur yağsa da yağmasa da az dışarı çıkalım dedim. Bunu aldım. Şimdi bana diyeceksiniz ki AVM'ye gidiyorsunuz filan. Arkadaşlar AVM'ye filan gidince, hani züccacilere gidince gezmeyi, oralara gitmeyi çok seviyorum ama yoruyor insanı. Fakat doğada dinleniyorum. O kuş sesleri, o doğanın ortamı, huzuru insanı böyle rahatlatıyor. Bedenen, ruhen, yani her şekilde. Bugün ben yatak odasıyla misafir odasını yapacaktım ama toparladım. Yaparım. Canımız sağ olsun. Bugün olmazsa yarın yaparız. Ne oluyor bana bilmiyorum. Yaşlandıkça da huyumu değiştiriyorum ne? Daha doğrusu yetiştiremiyorum da her şeyi. Bir anda yetiştiremiyorum. Günü nasıl geçtiğini bile anlamıyorsunuz ki. Ben size dün videoda demiştim. Yani İstanbul'a gidebilirim diye. Evet, bir İstanbul işimiz olacak. Bakalım artık. Bir kız kardeşim yanına gideceğim arkadaşlar. Gittiğim zamanı zaten anlatırım size. Ay şu gözüm ne var ya, şurası ağrıyor. Neden böyle oldu ki? Mustafa da İstanbul'a gelmek istemiyor ablaları. Ben de bırakmak istemiyorum. Mikail de aynı şekilde, oğlum diyor bak annenle git. Ben işte olacağım. Tamam, bakıyor, ediyor, yemesi, içmesi her şekilde gözüm arkada kalmaz ama işte malum bu yaşanan olaylardan dolayı da birazcık böyle şeyde kalıyorum, muallakta. Gelmek de istemiyor. Vallahi ne yapacağım bilmiyorum. Çok da fazla kalmayacağım diyorum ama nereden baksam gittiğim zaman da hani bir aksilik olmazsa bayram günü, bayramın ikinci günde gelebilirim. Bayramdan bir gün sonra da gelebilirim. Yani birazcık kalacağım. İşlerimiz olacak. Kararsız kaldık. Şimdi Aysun bacınız kalkıyor. İşlerine girişsin. Canlarım sizlere de kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Arkadaşlar yağmur şöyle arabanın camına çiseledi. Ve biz... Ama biz geri dönmek yok. Evet, o gün güzelim havada. Yağmur yağacak diye götürmedi. Ama şu an yağmurlu havada bizi götürüyorsun. Mikail Bey! Ne yapayım, götürmezsem... Hayır, ben seni zorlamadım. Ben seni zorlamadım. Yalan söylüyor kızlar. Sadece dedim ki gidelim mi? Gidelim canım dedi. Yani... Sen tam tersine işler yapıyorsun aşkım. Evet. Hadi bakalım. Ya bak, o gün de meteorolojinin kurbanı oldum. Bugün de. O gün yağmadı. Bugün yine bekleniyor. Diyor ki bugün Karadeniz zaten şu anda seller sular götürüyor. Evet. Yani ben onlara şey yapıyorum. Yoksa ben... Yoksa sen? Yani. Ne? Yoksa ben her zaman götürüyorum. Siz götürmedin mi? Götürüyorsun da yani şu an yağmurlu havada hiçbir şey yapmıyorsun. Biliyorsun. Bu da elip duracağım.
ben kendim için bir şey istemiyorum. Ben sizler sıkılıyorsunuz evde. Oğlum sıkılıyor. Yoksa kendim için asla yani. Ben... Sıkılıyor mu yavrum? Biraz. Ay kızlar, sizde de bir ağırlık var mı bu aralar? Ben de böyle bir mutsuzluk, böyle bir çöküntü, bir sorun yok, hiçbir şey yok. Tabii ki oğlumun olayından hariç. Ama ne bileyim, böyle bir şey var böyle üzerimde. Şimdi özlekten ne alacaksın sen? Hı? Alo. Duymuyor. Onlar mı parke çekmiş? Diyorum, birisi geliyor. Evet, birisi mi vurdu? Ay kızlar, Allah çok korktu. Yenice göletine gidiyoruz. Orayı da yapmışlar. Yani üstü falan kapalı ama artık bakalım. Kültür Park'ta çünkü yasak. Çoğu yerde artık yasak piknik yapmak. Bazı belirli yerlerde. Şuraya gelmiştik, Mikaye. Evet. Evet. Emre de vardı. Ha, şurası kızlar. Saç kavurma yapmıştık. Onun yeri de güzel ama. Güzel, çok güzel yeri var. Aman bize nasip olur. Bir müzik açalım. Takip eden eğer arkadaşlarım varsa, belki de vardır. Gölete bekliyorum. Buyurun gelin. Evet arkadaşlarım yarın izleyecek. Ama var herhalde. Instagram'dan var, onu biliyorum. Ama YouTube'dan vallahi şimdi aklıma da gelmedi. Ya acaba ne kadar buradaki evler? Bak burada aslında oturabilir miyiz? Uzak mı? Uzak tabii. Yo, çok da değil aşkım. 5 kilometre. Arabayla git gel. Ha, benzin fiyatı. 2 litre yakar, o da 60 lira. Esra Erol'un programına bir tane kadın katıldı. Hani bu eş arıyorlar ya. Onun maaşı benim. Ha, 2,5 milyar benim benzin parama yetmez diye bir laf söylemişti yıllar önce. Doğru. Ve şu an Instagram'da kadın haklı çıktı. Ay, Instagram'da haklı çıktı diyorum ben, sosyal medyada. O videoyu yayınladılar. Vallahi kadın haklı çıktı. 2,5 milyar yetmiyor. Gezmeye, tozmaya. Önceden ne kadara doldururdun Mikail bir depo benzini? Bir sene veya 1,5 sene önce 350 lira. Ay Mikail. Fulluyorduk. Bu evin yeri de güzelmiş. Bir sorsak ne olur? Baksana. Önü ferah, açık. Buranın havası da güzel arkadaşlar. Hava olarak çok güzel. Temiz bir havası var. Önceden böyle değildi. Güzel bir şey yer oluyor mu burası da? Kamerayı da kendime çevirmedim, hani böyle bu tarafa çevirdim. Bakarsanız diye. Ne alacağız? Su alacağız bir tek. Bunlar ilk yapılan evler herhalde. Göçmenler çok değil mi burada? Evet. Sevgi Hanım da burada oturuyor. Sevgi Hanım. Öğretmen. Bahsetmiştim sana. Selamlarımı yolluyorum size de. Ondan sonracığıma, kendisi de burada oturuyor. Aslında güzel ya. Temiz havada. Havası çok temiz. Ama işte. Mesela göle bakan evler de var ama ben sana önceden, bak burası çok ucuzdur. Fiyat olarak ucuzdu. Şu anki artışlarla fiyatlar da yükseldi. Evet, bir su alsa. Yukarıdaki görüntüye bakar mısınız? Ay çiçekleri Mikael, baksana sapsarı.
Ve bugün hafta içi, pazartesi. O yüzden bugün de tercih ettik. Çünkü hafta sonu çok kalabalık oluyor. Yenice göletimiz. Kurbağalar, kuşlar, kargalar. Ay bayılıyorum var ya böyle ortama. Aynen böyle. Yani hafta sonu daha da çok kalabalık oluyor. Ördekleri gördüm dedim, hemen yanlarına bir ışınlanayım. Isırmazlar inşallah. Len. Bir de ben sizi şeye götürmüştüm, Eymir Gölü'ne. Orada da böyle ördekler falan çoktu. Oranın manzarası da çok güzel. Tabii orası daha temiz. Ama ısırma bakalım. Rüzgarın sesi kızlar. Vay iki geldik. Balık tutmak yasakmış burada. Birileriyle tanıştım. Onlar da Erzurumlularmış. Dedim aynı memleket. Yan yana birazcık sohbet ettik. Ben böyle çekim yaparken bana baktılar. Oradan işte bir tanışma filan. Her yerde, her şekilde ben ayak uydururum, tanışırım, arkadaşlık kururum, kurarım. Ay şunlara bakın. Geçenlerde pikniğe giderken bir arkadaşımız piknikle alakalı hani ne koyuyorsunuz diye, çekim yapar mısınız diye sordu bana. Şimdi olmazsa olmaz en başta bir sofra örtümüz. Bir tane ıslak mendil mutlaka bulundururum. Kağıt havlu da bulundururum. Çekirdekli tabii ki o mutlaka olacak. Şöyle tavukları falan koymak için böyle bir saklama kabı, kapaklı olmasını tercih ediyorum. Çünkü havada sinektir, böcektir, uçuşuyor. Şöyle bir piknik malzemeleri almıştım. Tabaktır, bardaktır, kaşıktır, çataldır. Bunlar 6 tane. Çay bardağımı aldım, çay tabağımı aldım, bıçağımı aldım. Şöyle yapayım. Bu da çok iyi oluyor. Hem de böyle kapaklı olarak. Zaten A101'e BİM'e geliyor. Bu soğutucu çantayı da geçen BİM'den almıştım. Bunda da ayran ve meyve suyumuz var. Şimdi bu. Şöyle açabilecek miyim bakayım. Bu da soğutucu çanta. 2 tane. Benim bayağı ebat olarak da büyük. Şöyle kıymamı koyuyorum buna. Tavuğumu koyuyorum. Soğuk tutuyor zaten. Çok sıcak bir hava varsa dondurucuda bir tane şişeyi donduruyorum suyu. Koyduğum zaman zaten buz gibi oluyor. Ve eldiven. Bunu ben zaten yeni aldım. Piknikte çok iyi oluyor. Özellikle mangal yakan eşlere ve biz domates, salata falan uğraşıyoruz ya patlıcanla. O işler için de iyi oluyor. Ellerimiz batmıyor. Bunda da ne koymuşum? Ekmeğimi. Ondan sonra domatesimi, salatamı, biberimi, bunları birazdan yıkayacağım. Bunda ne var? Birinde çay var, birinde baharatlarım var. Bunlar her zaman dolu olur. Gideceğimiz zaman hemen pıt pıt koyarım. Şöyle maşamı, cımbızımı, patlıcan da var. Salatayı ve şeyleri doğramak için, patlıcan közlerini falan doğramak için böyle saklama kapları özellikle kapaklı tercih ediyorum. Ve salata içine böyle sıvı yağ, tuz da aldım. Kahvemi de alıyorum. Yani bildik şeyler koyuyorum ama olmazsa olmaz. Şunlar, şu. Çünkü deminden masa çok kötüydü. Şöyle bir sildim, örtümü serdim. Şimdi tekrardan yerleştireyim. Burada mangal yerleri falan da hazır. Hiç biz mangalımızı kullanmayacağız. Direkt şimdi bunu yakacak. Yakabilecek misin? Ne yaptın? Yaktın mı? Ha? Hikaye. Nasıl gidiyor? Klasik mangal. Ben uğraşıyorum. Siz oturuyorsunuz. Yani nasıl gitsin? Hayatım çekirdek çıtlıyım. Şu çekirdeği de verir misin bana? Canım sen kalkma. Kilo veririm. Ama hayatım ben ne alacağım? Bak ben de birazdan kalkacağım. Şimdi yiğidi, bak yiğidi öldür hakkımı yeme ne olur bak. He. Kurban olduğum. Ben toparlıyorum, ben temizliyorum. Sen sadece yakma ben işini. Ben yaparken hiç dırdır etmiyorum farkındaysın.
Ben niye o zaman beni yaptırdın şimdi? Dırdır ettirdin bana. Bir kelime dedin, 10 kelime dedin. Ay deminden bize bakmış gülüyor. Ay. Ben şimdi zaten onları soyma, doğrama, toplama işleri. Kızlar Allah aşkına mangalda en çok adamlar mı, kadınlar mı yoruluyor? Bak adamlar. Lütfen elini vicdanına koy. Elini vicdan. Neredeki vicdan? Ya elini vicdanına koy. Ya Mika çok bazen gerçekten beni var ya sinir ediyorsun ha. Ya vicdan burada mı? Evet orada. Şimdi en çok kim yoruluyor piknikte? Ben. Alemsin ha valla. Yüzümü güldüren adam. Ne oldu? Güzel ama değil mi burası? Telefonu da kendime çevirdim. Dedim patlıcan salatasını da beraber yapalım. Pikniği sever misiniz kızlar? Bazı arkadaşlarım var hiç sevmiyorlar. Aysun'da hiç uğraşamam dedi. Ne o kokuyla, ne o eziyetle. Kimisi de çok seviyor. Ben sevenlerdenim. Sen seviyor musun Mustafa? Hı hı. Ha, keşke bir de arkadaşın olsaydı. Yasir'e söyledik karşı komşumuzun oğluna. O da gelmeyeceğim dedi. Aslında gelseydi arkadaş olurdu. Hikâlcığım biberleri unutma. Şöyle manzaralı var ya bir eviniz olacak. Şu yukarıdaki evleri de sordum. Buradaki şeylere. Yandılar. Ondan sonracıma meğersem o yapılan evler şeylere aitmiş. Savcı ve doktorlara aitmiş. Onlar yaptırıyormuş. Ama güzel yerde yaptırıyorlar. Burası da Mikael çok pahalıymış. Kadınlar burada oturuyor. Ne güzel kadınlar toplanmış. 3-4 kadın yapmışlar evde bir şeyler. Gelip oturup sohbet edip yiyip içiyorlar. Bak çalışıyorum görüyorsun beni. Bir de bana diyorsun ki keyif yapıyorsun. Sen zahmet etmeseydin lan şimdi ben yapardım. Ben seni yorar mıyım? Ben seni hiç yorar mıyım? İnandınız mı? He? İnandık mı? Aşk olsun canım. Ben şimdi Instagram'a soru sordum. En çok kadınlar mı yoruluyor piknikte, erkekler mi? Ben pişireyim, sen yap. Senin kitlen kadınlar olduğu için hep kadınlar derler. Vallahi yok kızlar, doğruya doğru konuşun. En çok kim yoruluyor? Mustafa'ya soralım. Baba. Evladım. Evladım. Hmm. Tabii ki erkek erkeği tutar yani. Ne anlar. He? Ne anlar. He. Canı sıkılıyor mu bizle? Tabii ki. Bu da yakında bizim yanımızdan gider Mikail. Sen mi oldun? Ben seni çok uzağa göndermem. Nasıl uzağa göndermezsin? Yanımda olacak herhalde. Neden? Öyle. Üniversiteyi nasıl yollayacaksın? Emre'yi yolladık. Biz de gideriz beraber yanımda. Senin ne işin var? Anladım. Peki senin kızın olsaydı ne yapardın? Hayatta bırakmazdım. Valla? Valla bırakmazdım. Ama ya o da sonuçta artık bir birey oluyor. Evet. Bunların şu anda olmadığı için her şeyi diyebiliyorum. Ama kız çocukları daha çok şey oluyor Mikael değil mi erkeğe göre? Erkekler erkekler nankör oluyor nankör. Neden öyle dedin şimdi? Büyüdükleri zaman unutuyorlar evet maalesef öyle. Sen unuttun mu anneni? Unutmadım ama. Nereden çıktı şimdi bu? Şöyle unutmak yani daha özgür yaşamayı istiyorum. Ama kızlar da öyle Mikael. Belli bir süre sonra bir anne babanın Mikael pişirmemişsin bunu aşkım. Bu çiğ. Yok hayır bu bence yanlış düşünüyorsun. Patlıcandan kaynaklı. Mesela sen annene babana çok düşkünsün. Düşkünüz ama köfteyi en son pişirelim. Köfteye geçme şimdi konuya gel. Köfteyi bırak şimdi toparlayamıyorsun. Ama sen ne diyorsun bu ya erkekler şöyle bir şey. Kız çocukları daha çok anne babaya düştü. Erkekler de öyle mi? Sanki kızlar daha mı bir farklı?
Evet, rüzgar daha fazla. Hayatım, biz şimdi huzur evi mi? İki oğlu olan neli oğlu, neli oluyor dediler. İki oğlu olan huzur evine gider. Bir kızı bir oğlu olan? Cennete gider. Şaka maka bir tarafa da. Allah bir insanı hayırlı evlat versin. Hani evlat istiyoruz, evlat istiyoruz ama en başta evladın bile hayırlısı olsun. Bizler annemize, babamıza karşı şükürler olsun üzmedik. İnşallah bizim evlatlarımız da bizi üzmez. Üzmeyeceksiniz değil mi bize? Oh yavrum benim. Allah bize mutlu olabilir anne. Sen olaylara şöyle bir hemen şeyle yaklaşma. Bir az olumlu yaklaş aşkım. Yandı. Sema atıyor. Seviyorum anne. Ben seviyorum seni de. Yani iyi düşünelim. Evrene olma uyku mu geldi? Mouse yapıyor kızlar. Mouse değil valla. Evrene güzel enerji yollayalım. Ne düşünürsek o gelsin nerede hayatımızda. Aslında hiç acıkmadık. Kahvaltıyı da birazcık geç yapınca, güzel de yapınca. Ama Mustafa'nın karnı acıkmış. Şöyle azar koyayım. Hadi geleceğim mi? Sen de yiyecek misin Mustafa patlıcanla? Yok. Şunu var ya, tadı o kadar lezzetli ki. Oraya otursun canım, sen benim yanıma gel istersen. Tamam. Vallahi kendime böyle bol koyacağım. Ayağın mı? Orman bizim, deniz bizim. Domates salata alacağım mı? Domates alayım. Şu soğan da koyayım o zaman. Burada bakın yağıyor. Allah'tan buralar kapalı. Gerisi yeni ya. Tamam mı? Hı? Bunları da ne kadar büyük doğramışım. Hı? Tamam. Mal gibi tamam. Doğramışım. Neyse dur. Gençsin oğlum sen ye. Maşallah sabah patatesli yumurtayı götürdü. Evet arkadaşlar. Bizlere afiyet olsun. Rabbim olmayanları da her zaman daha çok versin. Çayımızı da koyduk. Hiç acıkmamışız arkadaşlar. Yemedik. Vallahi yemedik. Bir de tavuk lezzetli gelmedi. Köfte de lezzetli gelmedi. Köfte böyle bir ağır kokuyordu. Yine de kesene bereket. Ellerine sağlık. Afiyet yedirdi, olsun. İçirtti bizi, doyurdu. Çayını da içirdi. Çayını da içirdi. Tamam. Akşam istersen kahveye gidebilirsin. Evet, gideceğim. Gideceğim mi? Öylesine söylemiştim. Birazcık da esiyor burası. Stres atmam var. Vallahi gidecek misin? Hı? Hı hı. Aa, ben öylesine söylemiştim. Al anneciğim. Öylesine duyuyorsun. Televizyonda dizim kalmadı. Hayatım. Lütfen yapımcılar bir dizi ayarlayın şöyle yazın. Yok. Seyredebileceğini, seyredebileceği. Dizilerim bitti yani. Sezon finalleri yaptı. Tüh, yazık oldu yaksın canım. Yazık oldu. Film izle. Film yok ki hayatım. Mesut dizilerin tekrarı tekrarı. Başka bir şey yok. Tamam, sen Kurtlar Vadisi'ni seviyorsun. Akşamları o bitiyor. Ay, çayda ne güzel olmuş kızlar. Arkadaşlarına bir soru sorabilir miyim? Ne soracağım? Ha, bilmece mi? Onun gibi bir şey. Ne soracağım? Şimdi benim meşhur şeylerimden. Yine geliyor bir şeyler. Evet. Yine geliyor bir şeyler. Anlat şey, bakayım. Şimdi adamın biri bir adaya düşüyor. Kadınların olduğu bir adam. Adamı yakalıyorlar tabii. Alıyorlar, yargılıyorlar. İdam edecekler kadınlar. Ama herkes kadın orada. Bir tek adam var. İdam kararı veriyorlar. İşte adam düşünüyor sabaha kadar. Sabah idam edecekler ya. Gece düşünüyor, düşünüyor, düşünüyor. Nasıl etsem de diyor ben bu idamdan kurtulsam. Neyse sabah getiriyorlar. İdam sehpasına çıkarıyorlar. Boynuna halatı geçiriyorlar. Hadi idam olacak kişiye son arzun, son isteğin nedir diye sorulur.
Ona da soruyorlar son isteğin nedir diye. Öyle bir cevap veriyor ki son istediğinde idam olmaktan kurtuluyor. Ne dedi ki acaba? Şimdi burada yorumlarınızı bekliyorum. Bakalım kim bilecek. Ne demiş olabilir? Son anda idamdan neden kurtuldu? Yani öyle bir şey söylüyor ki kadınlara idam olmaktan kurtuluyor. Dur ben de düşüneyim. Ben bilirsem 3 lira. Çeyrek altın takarsın bana. Gram. Gramlar ne kadar? 1000 lira. Çobo. Anam düğün yapmayın kızlar valla. Evlenecek olanlar. Kaçın gitsin. Hayır canım kaçın olur mu? Ne biçim konuşuyorsun öyle? Hayır. Ne dediğini bilmiyor. Kaçmayın da. Sadece nikahı kıyın. Aile arasında şey böyle değil mi tanıdıklarla? Zaten artık sistem ona dönüyor. İstanbul'da çoğu yerde görüyorsun. Nikah veriyorlar. Arkadaşlar arasında bir kahvede şurada burada bir eğlence tamam. Yemek tamam. Yani gençler kendi aralarında bir kafede veya bir kulüpte eğleniyorlar. Düğünün bitiyor. Gitgide sistem ona döndü çünkü gerçekten çocuk evlendirmek düğün çok zor. Yani Allah bugün, yardımcımız olsun. Bugün en kötü şartlarda 300-400 civarı para olması lazım ki düğün yapasın. Yani zaten 100 civarın daha fazlası altınlara gidiyor yani. Daha fazlası. Evet, bunun nişan kıyafeti, yani, kıyafetler, pastadır, ay davetiyeler. Allah yardımcımız olsun. Benim de 2 tane evladım var. Rabbim o güzel günleri de göstersin. Amin. Amin. Canım benim var ya. Milletlerini görelim yavrularımızı. Olsun. Kredi çekeriz. Arabayı satarız. Bir şekilde yaparız nikah. Ama ben en çok cevabı bilen var mı ya? Diyecek olan he, var mı? Dur. Orada şimdi. Hadi bakalım. Ben de bir düşüneyim. Hatta şimdi telefonu kapattıktan sonra bir söyleyeyim bakayım bulmuşum mu diye. Bakayım bilebilecek miyim? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Cahit zor yarış. Keşke şuraya gidebilsem. Ama kapalı. Özel bir burası. Oraya gidip bir resim çektirmek isterdim. Bizimkilerin yanına gideyim ben şimdi. Doğan'ın müziğini dinleteyim size. Herhalde birbirlerine akşam oturmasına gidecekler. Saati 7 yaptık arkadaşlar. Mikail de su doldurdu. Şimdi arabanın camlarına bir su tutacak. Ben de sileyim bir taraftan. Kendisi de zaten bizi eve bırakıp direkt kahve. Benim şey var, İlbay's bezim var. Onu da sileyim. Piknikte en çok kim yorulur sorusuna Instagram'da tabii ki kadınlar diye yazan arkadaşlarımız çok oldu. Erkekler yazan da var ama yüzdelik dilimi daha az. Bana göre de çünkü kadınlar, çünkü eve geldim. Yani o masa örtüsünden tut, çantalarından tut, her şeyinden tut. Hepsini elden geçirdim, makineye attım. Yani eşim bizi bıraktı ve kahveye gitti. Tabii ki erkekler de yoruluyor. Şimdi erkekler de yoruluyor. Mangal falan yapıyorlar. Onların da hakkını yemeyelim. Ama yine
biz sanki onlardan daha çok yoruluyoruz. Haksız mıyım arkadaşlarım? Sizleri de yoruma bekliyorum. Mikail'in piknikte sorduğu, biliyorsunuz, soruyla alakalı da bulamadım. Yeliz'e de sordum. O da aynı şekilde. Mikail'e söyledim. Bak dedim, Yeliz böyle böyle diyor. Hayır, hayır, bilemediniz. Bakalım yarın akşam geldiğinde, gece gelecek. Kapanışı hem onunla yaparım hem de artık cevabını ondan alırız söylemiyor arkadaşlar kesinlikle. Hatta diyor, cevabı duyduğunda çok şaşıracaksın dedi bana. Bakalım artık neymiş cevabı. Belki aranızda bilen arkadaşlarımız da vardır. Zaten yorumlara da böyle bir şey sorduğu zaman yorumları Mikail de okuyor. Kapanışımı da yapayım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Çok güzel bir gündü. İnşallah siz de videomu severek izlemişsinizdir. Bol sohbetli oldu. Pikniğimiz, konuşmalarımız, sohbetimiz, bunlara sizleri de dahil ettim. Severek de izlemişsinizdir umarım. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin canlarım benim. Kanalıma abone olmadan izleyen arkadaşlarımızı da kanalıma davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşmek ümidiyle sağlıcakla kalın. Bir de bir arkadaşımız yarın için kahve dünyasının fındık kreması geleceğini söyledi. Sevilcim. İnşallah yanlış söylemedim ismini de canım benim. Yanlış da söylediysem kusuruma bakma lütfen. Fındık kremasının geleceğini söyledi. Yarın bir ara uğrayabilirsem uğrayacağım inşallah. Yarın görüşmek üzere diyelim artık tekrardan. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.